Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Mental yorgunu Erdoğan 5 bakanı değiştirecek. Meral Akşener'in altılı masadan kendi sözüyle ihanet ederek kalkması öyle bir etki yarattı ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilemedi. Akşener'in Erdoğan lehine bir siyasi tavrına rağmen 14 Mayıs 2023'te Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu kaybetti. 28 Mayıs'ta maddi katkı iddialarıyla yandaşı olan Sinan Oğan'ın desteğini aldı. İlaveten iftiralar ve kumpas sahte videolarla Kılıçdaroğlu'nu geçip üçüncü kez seçildi. Bu ağır siyasi çöküş mental yorgunu AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi gücü açısından sonun başlangıcı oldu. Nitekim 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimde özellikle Ankara ve İstanbul'da gösterdiği adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mental yorgunluğunun ispatı oldu. AKP'deki metal yorgunluğu da zirve yaptı. Özgür Özel ve CHP karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan AKP, tarihinde ilk kez ikinci parti durumuna düştü. Üst üste seçim yenilgileri alan Erdoğan, öyle büyük şok ve öyle güçlü mental yorgunluğu yaşadı ve yaşıyor ki AKP genel merkez yönetiminde de kabinesinde de köklü değişim yapamadı. Bu durum AK Parti içerisinde de giderek artan tepkiye ulaştı. Bu tepkilerin artması saraya yansıyınca Erdoğan'ın Haziran ayı sonuna kadar kabinede değişiklik yapacağı ve 5 bakanı değiştireceği kulislere yansıdı. 1. Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığı'na 24, 26 ve 27. dönem Ankara Milletvekili olan AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in, 2. Mehmet Haseki'nin yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 25 26 27 ve 28. dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan'ın, 3. İbrahim Yumaklı'nın yerine Tarım ve Orman Bakanlığına 26 ve 27. dönem milletvekili olan Ahmet Sami Ceylan'ın, 4. Ali Yerli Kaya'nın yerine İçişleri Bakanlığına Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın'ın, 5. Mehmet Nuri Ersoy'un yerine Kültür ve Turizm Bakanlığına Doktor Serdar Çam'ın atanacağı kulislere yansıyor. Ayhan Bora Kaplan operasyonu bazı AKP ve MHP'lilerle bazı yüksek yargıçların tepkilerine yol açınca Cumhuriyet tarihinin en cesur operasyonları yürüten Ali Yerlikaya hedef yapıldı. Devlet Bahçeli'nin Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu ve Erdoğan'la görüşmesi kulislere Bahçeli İçişleri Bakanlığına Soylu'yu istiyor diye yansıdı. Bu söylenti üzerine Erdoğan'ın Fatih Şahin ismi üzerinde durduğu belirtildi. Erdoğan, Ayşe Ateş görüşmesi sonrası yargıya, Cumhurbaşkanımız ateş cinayetinin aydınlatılması için gerekli hukuki adımların atılmasını istiyor diye mesaj veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görevden az edilmesi talebinin de Bahçeli tarafından Erdoğan'a söylendiği iddia edildi. Eş zamanlı olarak AKP Genel Merkez Yönetiminde de önemli değişiklikler olması bekleniyor. Ömer Çelik, Fatma Betül Sayankaya, Vedat Demiröz ve Mustafa Elitaş'ın dışındaki kadronun değişeceği AKP kulislerinde konuşuluyor. Sonuç olarak mental yorgunu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde ve genel merkez yönetimindeki çöküşü durdurmaya, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteklerini karşılamaya ve AK Partililere de değişimle moral aşılamaya çalışacağı vurgulanıyor. Sonuç mu? Bekleyip göreceğiz.